Biraz kafaları iyi sanırım. Millet de bayağı izliyor baksana. Eyvah, atladı. Bir şey diyeyim mi yalnız? Birazdan polis gelecek. Eyvah eyvah. Birazdan polis gelir. Bence de polis. Aa, coşturdular. Şımarttılar hemen, bak bak. Hareketlere bak. Navili'de, Milano'da ünlü olmak istiyorsanız bu arkadaş gibi bir sürü şey yapabilirsiniz. Evet, yine kapalı bir Brescia günü. Arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir Milano günü diyemeyeceğim artık çünkü bundan sonra biliyorsunuz ki Brescia'dayım. Yeni bir Brescia gününden diyelim. Artık videoları öyle açarız. Şimdi ne yapıyorum sabah sabah? Tabii ki işe gidiyorum. Arada bir size video çekeyim dedim. Şu anda da bir, yani burayı sonra size anlatırım, biraz enteresan. Şu anda köprünün üstünden geçiyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıda raylar var. Bu arada saçları yine kestirdim. Burada bir yer buldum. Bu sefer de arkadaşlar yine saçımı bir bayan kesti. Tabii erkek kesmesini istiyordum ama şansımıza işte bir 2-3 seferdir böyle oluyor. Ama bilmiyorum, biraz sanırım fazla kesmiş olabilir. Arkadaşlar, burada hava genellikle kapalı. Yani geldiğimden beri, hatta işte işe başlayalı neredeyse 2 ay olacak. Yani böyle arada bir güneş açıyor, sonra tekrardan kapatıyor. Şöyle bir, yani 3 gün 4 gün hep kapalı oluyor, yağmur yağıyor. Dün mesela bir yere açmıştı. Şimdi de bugün böyle bulutlu hava. Belki öğleden sonra şöyle bir saat falan yağmur yağabilir. Öğrendiğime göre genellikle işte Nisan Mayıs aylarında İtalya'ya çok fazla yağmur yağıyormuş. Hani biraz sebebi o yüzden, ama ben Milano'da hani bu kadar kapalı olduğunu çok hatırlamıyorum. Biraz acele de ediyorum çünkü işe yetişmem lazım. Şu anda arkadaşlar metroya gidiyorum. Hemen zaten evime bayağı yakın, yürüyerek 5 dakika metro. Metrodan sonra da otobüse biniyorum. Aslında hani bizim işimizin bulunduğu yer biraz daha yani buraya, Brescia'ya bir 6 kilometre falan uzaklıkta. Ama hani kolay gidip geliyorsunuz. Zaten hani burada hani öyle bir trafik falan olmadığı için çok bir sıkıntı olmuyor. Yani Brescia'da bilmiyorum, hayat sessiz, sakin, öyle söyleyebilirim. Yani çok öyle bir hareketlilik yok. Evet arkadaşlar, şöyle bir yürüyüşe çıktım. Gördüğünüz gibi kimsecikler yok sokakta. Bütün dükkanlar kapalı. Şu daha deminki arabalar da yoktu. Daha yeni geldiler. Ama böyle biraz hafta sonları, pazar günü özellikle Brescia ölü diyebiliriz. Şimdi daha çok şu şehir merkezine doğru gidiyorum. Hava yağmurlu ama gerçekten güzel şu anda. Milano tabii ki daha böyle international olduğu için, hani öyle söyleyeyim, daha fazla işte turistler falan geldiğinden hani daha hareketli bir yaşam var. Bu arada şu anda istasyona geldik. Milano'da Centrale var. Brescia'da da Stazione Brescia diye geçiyor. Şöyle abimiz de Mercedes'i almış yani. Brescia'nın metrosuna geldik. Brescia yazısını tersten asmışlar. Bir anlamı var mı bilmiyorum. Şimdi metro şeyimizi alalım. Şöyle fiyatları da göstereyim. Bir gidiş 1.40. Ben genelde ikinci zonada geçtiğim için bunu alıyorum. Şöyle tutayım. Banka kartıyla da ödeyebilirsiniz, nakit de ödeyebilirsiniz. Şu anda metroyu kaçırdık. Yetişir miyiz? Deneyelim. Vallahi yetişirim ben buna. Binerim. Şu
şöyle arkadaşlar size göstermek istedim. Kendi giden bir metro yapmışlar. Baya enteresan. Bu Milano'da da vardı. Burada da aynı şekilde metro yeni olduğu için böyle direkt ön taraftan yolu izleyebiliyorsunuz. Brescia 2. Bayağı güzel. Arkadaşlar genelde aklınızda bulunsun, hani oldu da buraya gelirsiniz. Hep burada kontrol oluyor genelde ama bugün ilginçtir yok. Yani sabahları özellikle hep kontrole denk geldim ben. Ama akşamları pek olmuyor. Şimdi ben otobüsü yakalamam lazım ama... Evet gitmiş. Evet şu anda otobüs gitmiş. Boşuna acele etmeyelim. Neyse hem şimdi beraber konuşuruz. Ne diyorduk en son? İşte Brescia'da hayat nasıl? Hafta işleri genellikle çalışıyorum zaten. Haftanın 5 günü. İşe işte saat 9'da gidiyorum. Akşam 6'da çıkıyoruz. Hafta sonu size ait tamamen. Hafta sonu çalışmıyorsunuz. Genellikle de hafta sonları geziyoruz. Ceren'le bir yerlere falan gidiyoruz. Hatta geçen hafta Suzano'ya gittik. Arkadaşlar baya güzel burası, gördüğünüz gibi. Şöyle, burası bir otel. Suzano güzel bir yer. Yani işte bu çevrede gidilebilecek, böyle işte göl kenarı. Zaten biliyorsunuz işte bu kuzey çevresinde çok fazla göller var. O yüzden hani bu taraflara gelirseniz işte o Suzano bölgesine, İzeo Gölü diyorlar oraya tam olarak, o tarafları gezebilirsiniz. Gayet güzel bir yer. Biliyorum işte işimi biraz merak ediyorsunuz. Nasıl buldum, nasıl yaptım falan filan. Hani şöyle kısaca bir bahsedeyim. Çünkü hani böyle her şeyi de anlatmam pek doğru olmaz şirket açısından. O yüzden hani şöyle söyleyebilirim. Lojistik departmanında ben görev yapıyorum. Daha çok hani yaptığımız iş zaten hani biraz Türkiye bağlantılı. Aynı zamanda işte diğer Avrupa ülkeleriyle de çalışıyoruz. Orada da ayrı ayrı şirketler var. Yaptığımız işte yedek parça satıyoruz. İşte al sat gibi düşünebilirsiniz. O yüzden hani biz daha çok tabii İtalya ayağına bakıyoruz. İşte bu İtalya'daki müşteriler. İşte aynı zamanda tabii yurt dışına da işte buradan Avrupa, Almanya, bu tarz ülkelere de bayağı işte ticaret oluyor. Onlarla ilgili işte o ürünlerin ben düzenlemesini yapıyorum. Onların organizasyonlarını yapıyorum. Yani işte bu tedarik zinciri dediğimiz olay. Aynı zamanda işte lojistik, direkt işim bunlarla ilgili. Aslında hani çok fazla bildiğim bir iş değil de işte yaklaşık bir ayda falan işte işin işleyişini öğrendim. Gayet güzel, memnunum. Hani şunu da söyleyeyim, şu anda tabii biraz kafam rahat. Çünkü bir yıllık kontrat yaptık. Normal hani kontratlı bir iş bu. Nasıl bulduğuma gelince, yani zaten hani siz de bütün videolarda hani takip ediyorsunuz. Yaklaşık bir senedir ben burada iş arıyorum. Her zaman işte CV'nizi gönderin. Bir sürü siteler var. İşte ben LinkedIn'den genelde hep başvurular yapardım. Ama hani LinkedIn çok bu konuda pek işe yaramıyor. Şunu söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. İşi nasıl buldun sorusunu bayağı soruyorsunuz demiştim. YouTube bu konuda gerçekten hani network sağlama konusunda hani bana çok yardımcı oldu. YouTube üstünden işte yaptığım videolarla biraz bu iş bağlantısını kurdum diyebilirim. Ben bunu söylemeyi unutmuşum. Şimdi tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada İtalyanca konusunu da tabii merak ediyorsunuzdur. Yani şu anda benim uğraştığım işte ben biraz daha İngilizce kullanıyorum. Diğer işte şirkette çalışanlarla işte program üzerinden İngilizce konuşuyoruz zaten. Ama tabii İtalyanca gerekiyor şartlar altında. Ama hani şu anda benim bulunduğum pozisyonda hani zaten belli bir düzeyde bildiğim için
çok bir sıkıntı yok. Ama hani ilerleyen zamanlarda işte müşterilerle ilgili bir sıkıntı çıkarsa tabii onlarla konuşmam gerekebiliyor. Biraz daha zamanla burada geliştiriyorum şu anda. Diğer bu işlere başka bir arkadaşımız bakıyor. O da isterse bir video çekeriz. Onu da sizlerle tanıştırırım. Tabii hani Türkçe de kullanıyorum bu arada. Çünkü Türkiye ile bağlantılı bir iş olduğu için Türkçe de kullanıyorum. Şartlarına gelince tabii ki hani buradan şimdi hani çok fazla soruyorlar. İşte ne kadar alıyorsun, ne kadar parayla başlarız falan. Hani aslında bu konulara pek girmek istemiyorum. Yani dediğim gibi kontratlı bir işim olduğu için hani şartları iyi diyebilirim. Şöyle de arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle arkada dağ var. Yani ben burayı bilmiyorum. Herhalde Bursa'yı çok özledim. Yani Brescia'yı Bursa'ya çok benzettim arkadaşlar. Yani Bursa'da da böyle işte dağlıktır, yeşilliktir. Burası da aynı o şekilde. Onun dışında çok fazla burada AVM var. Acayip. Bu arada hani bugün bu şekilde bir video çektim. Daha çok size şehir içinde de gösteririm. Gerçi hani daha önceden bir tane video yapmıştık bununla ilgili. Buraya işte bir kere gelmiştik. Ama hani bu sefer daha böyle detaylı gezeriz. Evi tutmadan önce çamaşır makinesi yoktu evde. Bu arada evin her şeyi yeni. Bu evle alakalı bölümü çok sonra, yani çok sonra değil belki yarın öbür gün bir tane video çektiğimde evle alakalı orada da anlatacağım. Bir tane arkadaşlar çamaşır makinesi bekliyordum. Yani yaklaşık bir 2 hafta falan olmuştu. Tabii çamaşırlar falan da birikince ne yapacağız ne edeceğiz diye düşündük. Hemen benim evimin yanında bir tane işte çamaşırlarınızı yıkayabileceğiniz bir yer varmış. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Brescia'da çamaşırlarımı yıkamaya geldim. Şöyle ortamı göstereyim size. Şuradan direkt jeton alabiliyorsunuz. Bir jeton 2,5 euro. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben 2 tane aldım şimdi. Şöyle tabii şimdi çamaşırların hepsini göstermeyeyim. İlk baş buraya atıyorum çamaşırları. Sonra buradan programı seçiyorum. Günlük programı da yıkayacağım büyük ihtimal. Ondan sonra start diyorsunuz. Belli bir süre bekledikten sonra çamaşırlarınız hazır. Tabii ki buna gerek yok sanırım. Bu kendi içinde var. Şöyle şurada da anlatıyor nasıl yapacağınızla ilgili. Bakalım atalım çamaşırları. İnşallah çekmez. Şu anda çalışıyor. Bakalım inşallah bir şey olmaz. Arkadaşlar şu anda çamaşırlarım bitti. Şimdi kurutmaya attım. Bu da tek jetonla çalışıyor. 17 dakikada işte hazır ediyor size. Buradan derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki ben en düşük dereceyi seçtim. Ama bayağı yani güzel. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Orada saati de kontrol edeyim. Şöyle hemen işte buranın kilisesi bu da. Burada da belki doğma diyorlardır. Bildiğiniz bizim köyler gibi. Burada bayağı böyle eski evler. Ama genelde dikkat ettiyseniz hep böyle hani bakımlı. Bu arada insanlar da bana bayağı bakıyor bu ne yapıyor falan yine. Elinde kamera. Neyse arkadaşlar şimdi ben işe girmek üzereyim. Yani geldim. Bugün böyle hızlıca bir tane bir video yapayım dedim. İşte başıma neler geldi neler geçti. Onları anlatayım dedim. Hem ev videosunu çekeceğim. Hem de bilmiyorum hafta sonu belki bir yerlere gideriz. Yağmurun eksik olmadığı bir Brescia günü. Mayıs ayındayız arkadaşlar ama görüyorsunuz ki yağmur eksik olmuyor. Sanki İngiltere'ye yaşamaya geldik. Dünyanın en büyük kedisi Brescia'da. Nedir ya? Şaka mı? Bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum. Böyle bir kedi görmedim yani hayatımda. Bayağı büyük. Görmedi. Görse. Bakmıyor bence. Görmemezlikten geliyor. Korktu. Şık. Yani bildiğiniz bir köpek boyutunda bu kedi. İşte senin adın ne? Adın ne? Bir kulağı da düşük. Kurt köpeği gibi.
kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi merak ettiğiniz soruları videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.